Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Repeat Region komutundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere Creo içerisinde teknik resim ortamında malzeme listesini, işte BOM deniyor. BOM listesini oluşturmamızı sağlayan bir fonksiyondur diyebiliriz Repeat Region için. Şimdi bunun detaylarını göreceğiz. Şöyle başlayalım. Bakın Top Level isminde bir montaj modelimiz yer alıyor. Bu montaj modelinin içerisinde partlar ve montaj, alt montajlar yer alıyor. Şimdi ilk olarak şöyle table sekmesinin altında tablomuzu getirebiliriz. Buradan istediğimiz boyutlarda tablo oluşturuyoruz ilk olarak. Şöyle ben 4'e 2'lik bir tablo getiriyorum. Şuraya bıraktım. Tablonun boyutu şu anlık önemli değil. Şöyle yaklaştım. Bakın birinci sütunumuz indeks sütunu olacak. Burada numaralandıracağız parçaları. İkinci sütunda ise parça isimleri yer alacak. Üçüncü satırda montaj seviyeleri yer alacak. Dördüncü sütunda da adet sayısı yer alacak. Hatta şöyle yazalım. İndeks diyelim. Şuraya parça, şöyle parça adı dedik. Üçüncü sütunda ise seviye diyelim. Dördüncü sütunda da adet sayısı olarak yazalım. Şimdi bizim modelden çekeceğimiz bilgiler ikinci satırdan sonra başlayacak. Dolayısıyla bizim repeat region dediğimiz bölge ikinci satırdan sonra başlayacak. Dolayısıyla ben şöyle ikinci satırı tümünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini seçtim. Ve Add Repeat Region butonuna tıklıyorum. Bakın bunu tıklayarak ne hale döndü? Şöyle switch sembolü tıkladığım zaman bakın burası farklı bir hal aldı. Bunun sebebi şu. Bakın artık burası tıklanabilir hale döndü. Çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Report Symbol isminde bir menü karşılıyor. Şimdi burada gerekli parametreleri ayarlayabiliriz. İlk sütunda indeksi belirteceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla repeat index diyorum. Parça adına şöyle çift tıkladım. Burası da assemble member name dedim. Seviye ismi, seviye sütununa da repeat level dedim. Adet kısmına geldiği zaman da repeat quantity olarak silindi. Şimdi şöyle switch sembole tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde parçalarımı getirdim. Burada top level altındaki bütün parçaları görüyorsunuz. Top level ismi hariç. Hepsi zaten aynı seviyede olduğu için 1 olarak yazılmış. Yani buradaki seviyeden kastımı anlamışsınızdır. Top level altındaki parçalar ve montajlar birinci seviye. Montajların içindeki parçalar ise ikinci seviye. İşte top level'a 1 derseniz bunlara 2 demiş olursunuz. Montajın içindeki parçalar da üçüncü seviye demiş olursunuz gibi. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şimdi detaya girmeden önce şundan da bahsedelim. Her zaman Creo içerisindeki parametrelere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Yani burada repeat index demiş. İşte parça adını kullanmış gibi. Bunun yanında mesela bir parçanın parametresinde herhangi bir tanım yapılmış, bir açıklama yazılmış. O açıklamayı da getirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki PRT 009 için konuşalım. Bunu open dedik. Şöyle parametreleri çağırdım. Bunun ismine işte mesela tanım diyor. Tanım isminde bir parametremiz olsun. Bir string değerinde olacak. Buna da mesela diyelim ki çok doğru olduğunu bilmiyorum ama 60 işte standart yazıyor mesela 60-67 diyelim. TS-60-67. OK diyorum. Bakın tanım isminde bir parametremiz var.
Onu bu şekilde kaydettik. Daha sonra ben bir sütun daha ekleyeceğim. Add column dedim. Buraya ve buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi repeat rejim genişledi. Buraya da çift tıklıyorum. Buraya assemble şöyle çift tıkladım. Assemble member user defined. Bakın benim parametrem ismi tanımdı. Şöyle tanım olarak girdim. Ve OK dedim. Şu şekilde parametremi girmiş oluyorum. Switch Sample'a tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi 9. parametremin tanım isimli parametresini buradan görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi temel olarak malzeme listesini nasıl oluşturacağımızı gördük. Burada gerekli manipülasyonları, gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Şöyle Repeat Region'a tıklıyorum. Buradaki menüyü tanıyalım isterseniz. Add menüsü, Add butonu bizim az önce yaptığımız bir satırı Repeat Region'a dönüştürme. Herhangi bir hücreyi ya da hücre grubunu Repeat Region'a dönüştürmek için ilgili hücrelere Repeat Region'ı ekliyoruz. Add butonu bu işe yarıyor. Ya da var olan bir ne derler? Var olan bir Repeat Region bölgesinde kaldırmak için Remove komutunu kullanıyoruz. Model rep ve model rep'e gelecek olursak, model rep'te ilgili repeat region bölgesinin ilgili modelini değiştirebiliriz. Mesela modele tıkladım. Burada bir simplified representation da olabilir. Bakın şuraya tıkladım. Repeat region bölgesini. Mesela buradan modelimi değiştiriyorum. Bir ASM001 montajını çağırdım. Confirm dediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi bakın hem modelim değişmiş oldu hem de tablom değişmiş oldu. Column model'da ise şöyle gördüğünüz gibi pixel that contains repeat quantity yani repeat quantity içeren bir hücreyi seçmemi istiyor. Ben burayı seçtim. Top level'ı seçiyorum. Open dedim. Confirm diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde yine getirmiş olduk arkadaşlar. Attribute da bizim var olan repeat region bölgesini düzenlememizi sağlar. Kısmen tabi. Şöyle bakalım. Attribute'a tıkladığım zaman repeat region bölgesini seçmemi istiyor. Ben buradaki repeat region bölgesini seçiyorum. Şimdi Duplicates kısmı var gördüğünüz gibi. Burası ne işe yarıyor? Burası şöyle. Bizim parçalar içerisinde tekrarlanan yerler var. Mesela PRT 009 birden fazla var. Şöyle gördüğünüz gibi. 3. sırada da var. 8. sırada da var. Ya da PRT 10 için konuşacak olursa 4'te de var. 9'da da var. Bunların tek bir yerde toplayabiliriz. Yani işte 4. sırada 2 tane adet şeklinde yazabiliriz. Bunun için no duplicates'e tıklıyorum ve done return dediğim zaman şu şekilde bakın adet sayılarını da artık getirmiş olduk. Şimdi attribute seçiliyken repeat region bölgesini seçtim. No duplicates level'a bu sefer tıklayıp done return dediğim zaman bu sefer seviyeleriyle birlikte görebiliyorum. Bu şekilde yazabiliriz. Devam edelim. Şimdi burası bu şekildeydi. Bir de recursive flat dediğimiz bir bölge, bir ne diyelim seçeneğimiz var. Flat dediğimiz zaman sadece ilgili modelin parçalarını, modellerini görüyoruz. Bakın biz top level'ı seçmiştik, top level'dayız. Top level'ın altındaki modelleri görüyoruz. Recursive dediğimizde ise alt montajlarıyla beraber alt parçalarıyla beraber. Done return dediğimde bakın artık top level'da işin içerisinde orası seviye 1 olarak belirtilmiş. Daha sonra top level'ın içerisindeki komponentler ise komponentler ve parçalar ise ikinci seviye olarak belirtilmiş. Alt montajın içerisinde yer alan
parçalar da üçüncü seviye olarak belirtilmiş. Recursive dediğimiz bu şekilde. Yine attribute seçiliyken repeat region'a tıkladım. Şimdi start index'e bakacak olursak start index şu şekilde. Aynı tablo içerisinde iki farklı repeat region bölgesi varsa bu iki repeat region bölgesini birbirine bağlamamızı sağlıyor. Şöyle bir örnekle de gösterebiliriz. Şöyle ilk başta şu tabloyu silelim. Bir tablo oluşturuyorum. Şöyle 6'ya 2 olacak şekilde. Şimdi şurayı bir repeat region bölgesi, burayı da ayrı bir repeat region bölgesi olarak belirleyeceğim. Şöyle yapalım. Mesela şuradaki repeat region bölgesini ASM1 dosyası için yapalım. Buradaki repeat region bölgesinde ASM2 modeli için yapalım. Şöyle repeat region'a tıkladım. Add'e tıklıyorum. Bakın şuradan şuraya kadar done dedim. Bakın switch sample'a tıkladığımda repeat region bölgesini görebilirim. Aynı şekilde tekrar repeat region diyorum. Add'e tıkladım. Şuradan şuraya kadar done dedim. Burası da bu şekilde belirlemiş olduk. Şu anlık bunları, buradaki tanımları yazmama gerek yok. Şimdi ilk olarak buradan modelimi değiştireceğim. Şöyle buradaki listeye ASM002'yi de getirelim. Şöyle yapalım. Drawing Model'a tıkladım. Add Model dedim. ASM002'yi de çağırıyorum. Done Return diyorum. Bakın burada ASM1 ve ASM2 var. ASM1'i seçenek olarak. Şimdi Table 2'ye geldim. Buraya çift tıklıyorum. İşte Repeat Index dedik. Şuraya ASM Member Name diyorum. Şuraya da Repeat Quantity dedik. Daha sonra şuraya tıklamadık. Tabii ilk olarak modeli değiştirmek lazım. ASM002 diyelim. Şimdi buraya tıkladık. Repeat index diyorum. Şuraya repeat değil. Buraya ASM member name dememiz lazım. Daha sonra şurası da repeat quantity olarak silinmiş. Bakın switch symbol dediğim zaman tabi burası da olmuş oldu. Neyse önemli değil. Bakın şurası iki ayrı repeat region bölgesi. Şimdi ben bunu birbirine bağlamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Repeat region'a tıkladım. Attributes dedim. Şimdi benim değiştireceğim yer şurası. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şurayı değiştireceğim dolayısıyla. Bakın buraya tıkladım. Start index diyorum. Nereden başlasın, nereye referans alsın? Buradaki repeat region bölgesini alsın diyorum. Done return dediğim zaman bakın şu şekilde birbirine bağlanmış oluyor. Tabi buradaki kıstasımız ne? Aynı tablo içerisinde yer alması lazım. Aynı tablo içerisinde yer aldığı zaman bu şekilde birbirine bağlayabilirsiniz. Şöyle devam edelim. No start index dediğimiz zaman da bakın şöyle tekrar eski haline getirebilirsiniz. Balloon by part, balloon by component bunlar bağlamayla ilgili bir şey. Include Embedded'da burası montaj modellerindeki özel durumlarla alakalı. Şu anlık bunları görmemize gerek yok. Şöyle burayı da geçelim. Done Return dedim. Şöyle ilerlemeden önce eski tablomuza geri dönelim. Table dediğini şöyle 4'e getirdim. Burayı seçip Add Repeat Region diyorum. Burasını repeat index olarak isimlendirdik. ASM member name dedim. Repeat level. Burası da repeat quantity dedik. Evet şu şekilde yaptık. Şimdi devam edelim. Flat ve recursive item. Burası da şu şekilde. Mesela siz
Tablomuzun belli bir yere kadar flat olmasını istersiniz. Yani flatten ve recursive'den kastınız neydi hatırlayacağınız üzere. Flat'te ilgili yani hangi model ile çalışıyorsanız sadece o modelin altındaki komponentlerle ilgileniyorsunuz. Alt montajdaki komponentlerle ilgilenmiyoruz. Ama recursive'de tamamen alt komponentlerin parçalarına da getiriyorsunuz. Şimdi bunu birbirine dönüştürebilirsiniz. Yani recursive bir tablo varken işte belli bir yerden sonrasını flat'e dönüştür ya da flat'teyken belli bir yerden sonrasını recursive'e dönüştür diyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Mesela şurayı recursive yapalım. No duplicate level'a getirelim şu şekilde. Şimdi flat recursive item'a tıkladım. Repeat region'ı seçtim. Bakın burada nereden sonrasını? Şimdi ASM2'yi açmasını istemiyorum. Bakın şurada ASM2'yi açmış. ASM2'yi seçtim. Okey dedim. Ve bakın şöyle gördüğünüz gibi ASM002'den sonra direkt PRT009'a geçmiş. Ama ASM001'in içindeki komponentleri görebiliyorum. Buradan sonrasını flat'e döndürdük. Burası da bu şekilde. Eski haline döndürmek istiyorsanız default All'a tıkladığınız zaman şu şekilde tekrar getirebilirsiniz. Filters'a geldik. Yine ilgili bölgeyi seçiyorum. By item'ı seçtim. Burada da belli parçaları gizleyebilirsiniz. Mesela 10. işte PRT008'i seçtim. Okey dedim. Done dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde gizlenmiş oldu. Tabi restore all dediğim zaman bakın bunu tekrar getirebilirim. Burası bu şekilde. Tabi bir de şöyle bir şey de mevcut. Şöyle filters'a tıkladık. Bir de by rule dediğimiz kısım var. By rule da şudur aslında. Şöyle bir saniye. Evet. Şöyle tekrar filters'a tıkladık. Repeat region seçtim. By rule'da da seçmiyorsunuz da sadece işte isimden giriyorsunuz. Mesela edit dedim. Şu şekilde bir pencere açıldı. İşte dedim ki ASM member name içerisinde ünlem eşittir diyorum. PRT İşte 00 09 olanları gizle diyor. Bakın şunu doğru yazdık herhalde. 309'a. Şunu şöyle kaydettim. Oradan çıkıyorum. Bakın şurada işte 12'nin 00'un üstünde var. Bir de nerede vardı? Bir tane daha vardı. Gerçi ikisi de zaten bunlarmış. Bizim o duplicate demiştik doğru. Done dediğim zaman buradan da done dediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi artık bunu da görmüyoruz. Tekrar buraya tıkladığım zaman clear all diyorum. Şu şekilde done diyorum. Done dedim şu bir şekilde eski haline getirmiş olduk. Şimdi bir de sort region dediğimiz kısım var. Sort region kısmında ise parçaların dizilimini değiştirebiliriz. Mesela done dedim. İki şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki aynı sıralamayı yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı getirmek istiyorsanız Tables'a tıkladınız. Şöyle Tables'a tıkladınız. Edit Definition dedik. Şöyle aşağıdan yukarı seçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı olarak getirmiş oldum. Ya da bu şekilde. Şimdi buradaki kısım ise şöyle. Yine 1, 2, 3 şeklinde kalıyor. Sadece malzeme listemiz. Bakın şöyle ya. Şuraya tıkladım. Ve add diyorum. Backward'a tıkladım. Mesela şurayı seçiyorum. Okey diyorum. Done diyorum. Bakın şurası kaldı. ASM001 artık aşağıdan başladı. Gördüğünüz gibi.
Tekrar burayı seçtim. Clear all'a tıklıyorum. Tekrar şöyle eski haline getirebiliyorum. Bakın mesela şöyle yapalım. PRT 002'yi seçelim bu sefer. PRT tabii back var diyelim. PRT 002'yi seçtim. Bakın ASM 001 ve PRT 001'in altında. Okey dedim. Done dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burayı şöyle tekrar düzeltelim. Done dedik. Burada tabii dikkat etmemiz gereken başka bir şey daha var. Bakın şöyle add dedim. Backward'a tıkladım. Mesela PRT 001 seçtim. Okey dedim. Done dedim. Bakın montajları şöyle tabii backward yaptığımız için hani normalde öncelik en sondan başlıyor. İlk olarak alt montajları getiriyor. Daha sonra parçaları getiriyor. Bu şekilde sıralamayı değiştirmiş oluyoruz. Sort region dedim. Tekrar clear diyorum. Yes dedim. Done dedim. Comment kısmı da şu şekilde. Şimdi biz bir yorum yazacağımız zaman ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın switch sembolü tıklıyorum ilk olarak. Şöyle yana bir sütun açalım. Daha doğrusu bize ne gerekiyor comment için? Bakın comment'e tıkladım. Cell within the repeat region template. Yani repeat region içerisindeki bir template seç. Tabi buradaki template'ten kastımız da şudur arkadaşlar. Şu satır bizim template'imiz. Yani biz diğer satırları buradan türettik. Dolayısıyla burası bizim template'imiz. Bakın buraya tıkladığım zaman tabi şöyle seçelim. Comment seçtim. Bakın buraya tıkladığım zaman cell has to be empty. Yani boş olması lazım. Dolayısıyla şöyle bir yol izliyoruz. Şimdi add column dedim. Buraya tıkladım ve bir sütun açtım. Şimdi add repeat region diyorum. Comment'e tıkladım. Ve burayı seçtim. Bakın burayı seçtim. Done dedim. Ve artık bakın şöyle çift tıkladığımda normalde bir menü açılması lazımdı. Burada yazabilirim. Mesela ne diyelim? İşte yine bir standart yazalım. İşte din 36-45 şeklinde. Bu şekilde yaptık. Bakın şöyle açıklamada yazabilirim arkadaşlar. Comment dediğimiz buton bu şekilde. Şimdi indentation'a geldik. Indentation da şu. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi recursive bir yapımız yer alıyor. Yani bütün parçalarla birlikte görüyoruz. Ben indentation'a tıkladım. Ve burada bir template seçmemi istiyor. Ben buradaki template'i seçiyorum. Bakın. Template kısmı burasıydı hatırlarsanız. Assemble member içerisindeki template seçtim. Şimdi burada bir sayı girmemizi istiyor. Ben 1 diyorum. Okey diyorum. Update table diyorum. Bakın. Şimdi top level'da olan biraz daha solda yer alıyor. Sonra bir boşluk bırakıyor. Şöyle ikinci seviyede olan parçaları görebiliyorsunuz. Daha sonra bakın o alt montajda yer alanları biraz daha şöyle boşluklu şekilde görebiliyorsunuz. Hatta şunu biraz daha şöyle yapalım. Bir daha yaparsak şöyle yok. O zaman 2 yapmamız lazım. Şöyle 2 diyelim. Update dediğim zaman hatta şöyle dedik. Şurayı da biraz daha büyütürsem 3 dedik mesela. Bu şekilde evet biraz fazla yaptık. 3 değil de şöyle 2.2 diyelim. Evet şu şekilde bakın. Şöyle daha sade bir şekilde görebiliyoruz artık.
hangisi top level'da, hangisi kimin elemanı olduğunu görebiliyoruz. Burası da bu şekilde. Dash item ise şu şekilde. Mesela dash item'a tıkladım. Burada tabii repeat index ve repeat quantity elemanlarını seçebiliyoruz. Mesela geldim şuradaki 3'e tıkladım. Böyle pardon, repeat level'ı seçtim. Mesela şuraya tıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi çizik attı. Ya da şuraya tıkladım. Şöyle çizik attım gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bakın 5 buraya çizik attı. Şurası 6 olarak devam etti. Bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunu nerede kullanabilirsiniz? Numaralandırmaları sadece üst montajlarda yaparsınız. Yani diyelim ki şurası işte çizik olacak, 1 olacak, 2 olacak, 3, 4, 5 şeklinde yapabilirsiniz. Fix index. Burası da şu şekilde. Mesela sıralamayı değiştirebilirsiniz seçtiğiniz eleman için. Burada diyelim ki işte PRT 003'ü seçtim. Nereye getirmek istiyorum? Diyelim ki 9. sıraya getirmek istiyorum. Okey dediğim zaman done dediğimde bakın artık 3. sıraya geldiğini görebilirim. Fix index bu şekilde. Summation'a tıkladım. Tabii summation'ı yapabilmemiz için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Summation toplama işlemi yapıyor bu arada anlayacağınız üzere. Şöyle bunları bu arada bir geri alalım. Şöyle bakın switch sembolüne tıklıyorum. Ben buraya bir satır ekleyeceğim. Tabii repeat region dışında. Böyle bu şekilde bir satır ekliyorum. Repeat region içerisinde olmayacak şekilde. Repeat region'a tıkladım. Summation dedim ve burayı seçtim. Add diyorum. Bakın burası adet kısmıydı. Şöyle bir şey yapıyoruz. Repeat symbol for summation. Şimdi by text diyelim, by name diyelim burada. Hangisini seçeceğiz? Repeat quantity. Bakın repeat quantity'yi seçiyorum. Parametre diyorum. Ben parametre buraya buradan şöyle quantity ismini çağrıştan QT ismini yazdım. Şimdi ben de pick table where the summation is to be placed diyor. Yani nereye yazdırayım? Ben burayı seçtim. Done dedim. Done dedim. Şöyle update table diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın 17 adet elemanımın olduğunu görebiliyorum. Şöyle devam edelim. Artık tabii şöyle bitmiş oldu. Relation kısmı modellemede gördüğünüz relation'ları yine burada da kullanabiliyoruz. Update table ve switch sembollerini de burada kullandığımız butonlar olarak düşünebilirsiniz. Evet, repeat region ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Burada tabii işleri daha yani modelleme kısmında gerek parametreler içerisinde gerek parametreleri tanımlayarak ve o parametreleri buradan çağırarak daha karmaşık işlemleri de gerçekleştirebiliriz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela normalde baktığımız zaman şurası tek bir repeat region bölgesi. Buradaki repeat region'ı da bölebiliriz. Mesela şuradaki table'ı seçtim. Paginate diyorum. Paginate dedim. Şöyle şuraya bir getirelim. Böyle mesela şurayı seçtim. Bakın 7'den sonrasını şöyle done diyorum. Bakın şuraya getirdim. Gördünüz mü? Bakın şu şekilde bölüyorum. Şöyle de yapabilirim yani. Tabi bunları sonra tek bir şeyle getirebilirsiniz. Bakın repeat region bölgesini
Bu şekilde bölmüş oldum. Böyle burayı seçtik. Paginate dedim. Add segment diyorum. Ve bakın şu şekilde bazılarını getirebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, anlatacaklarımız bu kadardı. Herkese iyi günler.